masonluk asırlardır tartışılan bir konudur. Masonluğun tarih sahnesine çıkışından bu yana masonlara çeşitli suçlamalar yöneltilmiştir. Masonlarsa tarih boyunca kendilerine yöneltilen suçlamalar karşısında ketumiyetlerini daha da arttırmış ve kendilerini sıradan bir sosyal kulüp gibi göstermeye çalışmışlardır. Masonluk özünde bir fikir ekolüdür. Masonları birleştiren en önemli etken inandıkları felsefedir. Ancak bu felsefe yanlıştır. Tamamen yanlış varsayımlara ve yanlış teorilere dayanmaktadır. Allah'ın varlığını inkar eden materyalist felsefe bunlardan biridir. Masonluğun eleştirilmesi gereken asıl yönü budur. Türkiye'deki masonlar, Avrupalı biraderlerinden aldıkları bu öğretilere kapılarak din ahlakına ve dindarlara karşı cephe almışlardır. Bu filmde masonluğun Türkiye'deki tarihini inceleyecek ve son 150 yıllık geçmişimizdeki rolünü ele alacağız. Türkiye'de masonluk tarihi konusunda yapılan ciddi çalışmalar ve masonik kaynaklar genellikle 4 dönemden söz etmektedir. Meşrutiyet öncesi dönem, 1909 yılından mason localarının Atatürk tarafından kapatıldığı 1935 yılına kadarki dönem, 1935 yılından 1948'e kadar masonluğun uyku dönemi ve 1948'de locaların uyku döneminden çıkarak yeniden faaliyete geçmesinden günümüze kadar olan dönem. Bu 4 dönemin birincisi, yani 2. Meşrutiyet öncesi dönem hakkında yeterli belge ve bilgi mevcut değildir. Bu tarihlerde kurulmuş olan locaların hemen hepsi yabancı obedyanslara bağlıdır. 18. yüzyılın hemen başında Avrupa'da adını duyuran masonluk örgütünün Türkiye'de teşkilatlanması çok uzun sürmedi. Türkiye'de masonluğun tarih sahnesine çıkışı Avrupa'dan 20 yıl sonra gerçekleşti. Türkiye'de ilk mason locası 1738'de İstanbul Galata semtinde kuruldu. 1789 yılındaki Fransız ihtilalinden sonra padişahın emriyle bu locanın faaliyetlerine son verildi. Üstad Mason Kemalettin Apak'ın Türkiye'de Masonluk Tarihi adlı kitabında o dönem içerisinde İstanbul'un çeşitli semtlerinde, İzmir'de, Halep'te ve Selanik'te mason localarının açıldığı anlatılmaktadır. Padişahın özel emriyle bu localara sadece yabancı uyruklu ya da gayrimüslim insanlar kabul edildi. Ne var ki bu kuralın 18. yüzyılın sonlarında delindiği ve artık Müslüman asıllı olanların da rahatlıkla localardaki toplantılara katılabildiği o tarihlerde yaşayan ünlü masonların isimlerinden anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bilinen ilk Müslüman asıllı mason, Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Said Çelebi'dir. 1738'de başlayan Türkiye'deki masonik faaliyetler yaklaşık 100 yıl boyunca çok sessiz ve derinden devam etti. Bu esnada örgütün zararlarının farkına varan bazı yazarlar da tepkilerini göstermeye başlamışlardı. Türkiye masonluğunun bu birinci döneminde masonlukla ilgili gelişmelerin belirgin hal almasının Kırım Savaşı yıllarında başladığı kabul edilmektedir. 1853 yılında patlak veren Kırım Savaşı'nda Osmanlı topraklarının çeşitli bölgelerinde bulunan Fransızlar, İngilizler ve Sardunya Krallığı emrindeki İtalyanlar birçok loja açtılar. Yasaklanmış olmasına rağmen birçok Müslüman asıllı Osmanlı vatandaşı bu localardaki toplantılara düzenli olarak katılmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Türkçe olarak faaliyet gösteren ilk locanın adı Orhaniye Locası'dır. Türkiye'deki masonik yayınlar bu locayı
ilk sözde milli mason lojası olarak kabul ederler. Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla başlayan Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler, masonlar için de rahat faaliyet gösterebilme döneminin başlangıcı oldu. Bu dönemde masonluğun Türkiye'deki tarihi açısından en kayda değer gelişme, Ser Lojası'nın açılmasıdır. Ser Lojası'nın üyeleri arasında Sultan 5. Murat, Şehzade Nurettin Efendi, Şehzade Selahaddin Efendi, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa, o dönemin ünlü gazetecisi ve edebiyatçı Şinasi Bey gibi birçok yazar, devlet adamı, gazeteci ve zengin Osmanlı tüccarları bu lojanın aktif üyesiydiler. Artık masonluk Osmanlı topraklarında adını ciddi şekilde duyurmaktaydı. O dönemde en etkili mason devlet adamı ise Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ydı. Türkiye masonlarının yayın organı Mimar Sinan dergisine göre Türkiye tarihinin en önemli başbakanı mason Mustafa Reşit Paşa, ilerleyen yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün öncüsü olacaktı. Masonlar 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimindeki etkilerini arttırdılar. Ancak Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkması, yönetimin en üst kademelerine kadar sızan masonlar için zor bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Başta İstanbul olmak üzere tüm Osmanlı topraklarında imparatorluğun sonunu hazırlama planları içerisinde olan masonlara karşı amansız bir mücadele başlatıldı. Abdülhamid'e karşı en büyük muhalefetse İstanbul Beyoğlu'nda Hokopulos pasajında faaliyet gösteren Prodos lojasından geliyordu. Birçok entrikaların planlandığı bu lojanın bir gece gerçekleştirilen polis baskınının ardından kapatılması, masonların Sultan Abdülhamid'e olan kinlerini daha da arttırdı. ...33 yıllık padişahlığı boyunca Osmanlı'yı başarıyla ayakta tutan ve masonik faaliyetleri frenleyen Sultan Abdülhamit Han, bir mason komplosu olan 31 Mart ayaklanmasının ardından gerçekleştirilen saray darbesiyle tahttan indirildi. Bu darbede Balkanlarda İttihat Terakki Cemiyeti ile birlikte hareket eden Veritas ve Risorta localarının büyük etkisi oldu. Araştırmacı yazar İlhami Soysal, Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar adlı eserinde Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilişinde masonların etkisini şu şekilde anlatır. Abdülhamid'in bütün korkusu tahttan indirilmek ve yerine masonlarca Sultan Murad'ın yeniden tahta çıkarılmasıdır. Ne var ki Abdülhamid'in korktuğu sonunda başına gelmiştir. 1908 meşrutiyetinin Abdülhamid'e zorla kabul ettirilmesinde ve 1909'da tahttan indirilip Murat gibi hapsedilmesinde masonlar son derece önemli roller oynamışlardır. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bütün önde gelenleri birer masondur. Mason İttihatçılar tarafından Selanik'e sürgüne gönderilen Sultan Abdülhamid, Selanik İttihatçılar tarafından teslim edilinceye kadar bu evde yaşamını sürdürmek zorunda bırakıldı. Yıllar sonra ülkesine dönen Sultan Abdülhamid Han, Mason İttihatçılar tarafından çökertilmiş bir imparatorluğun enkazıyla karşılaştı. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte ülke yönetimini ele geçiren masonlar, 1909 yılında uzun yıllardır hayalini kurdukları Osmanlı Yüksek Şurası'nı kurdular. Osmanlı Yüksek Mason Şurası'nın başına ise İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden
Meclis-i Mebusan Başkan Vekili Mahmud Talat Sa'i getirildi. Yardımcısı ise Galip Paşa'ydı. Önce Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgali ve daha sonra patlak veren Balkan Savaşı'nda bozguna uğrayan Mason İttihatçılar imparatorluğun sonunu hazırlıyorlar. Uyguladığı yanlış politikalarla Osmanlı İmparatorluğunu uçurumun eşiğine getiren Masonik yönetimin halk tarafından büyük tepki toplaması nedeniyle Masonluk örgütü bu tarihten itibaren gerileme sürecine girdi. Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin iç ve dış politikasında aktif rol oynayan Masonları 1935 yılında ummadıkları bir karar bekliyordu. Anadolu Ajansı 10 Ekim 1935 tarihinde gazetelerin merkezlerine şu önemli haberi geçiyordu. Türkiye Mason Cemiyeti, memleketimizin sosyal tekamülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibare alarak faaliyetlerine nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halk evlerine teberrüğü muvaffak görülmüştür. Bu habere kimse bir anlam verememişti. Çünkü Türkiye Masonluğu tarihinin en rahat dönemini yaşıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ankara Valisi, İstanbul Valisi üst düzey aktif masondu. Devlet yönetiminin önemli noktaları da yine masonlar tarafından tutulmuştu. Türkiye Masonluğu ne olmuştu da 27 yıl aradan sonra kendini yok etme kararı almıştı. 4 gün sonra gerçek ortaya çıktı. 14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'de Mason locaları bir emirle kapatıldı başlıklı haberinde olayın perde arkası şu şekilde aktarılıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bir emir üzerine Türkiye Mason localarının faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emriyle Türkiye Masonluğu'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana'da bulunan müteaddit locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde sözü edilen yüksek makam, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildi. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ü bu tarihi kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şükrü Kaya, Türkiye Yüksek Şurası adına Doktor İsmail Hurşit, Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Muhittin Osman Omay ve bir grup masonu İçişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Atatürk'ün kesin kararını bildirdi. Mason locaları kapatılıp çalışmalarına son vereceklerdir. Atatürk uzun süredir aklını meşgul eden Mason localarının kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini ilk olarak 1935 yılında gündeme getirmişti. İttihat Terakki içerisindeki Masonların Türkiye'ye verdikleri zarar herkes tarafından bilinmekteydi. İttihat Terakki'yi yakından tanıyan Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri locaları kapatmayı düşünüyordu. Atatürk'ün 1935 yılında kökü dışarıda zararlı bir dernek olduğu için kapattığı Mason locaları 13 yıllık bir uyku dönemine girdi. Bu uyku dönemi sırasında Masonlar faaliyetlerini gizli olarak halk evlerinde sürdürdüler. Atatürk'ün vefatından sonra da bu gizlilik tamamen ortadan kalktı. Ancak Masonlar, Atatürk'ün 1935 yılında Mason localarını kapatmasını ve kendisinden destek vermesini isteyen bir grup Masonu huzurundan kovmasını hiçbir zaman unutmadılar. Ve 5 Şubat 1948 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emri ve Başbakan Celal Bayar'ın desteğiyle Mason locaları yeniden faaliyetlerine başladılar. Masonlar açtıkları davalarla halk evlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar ele geçirdiler. 1 Kasım 1949 tarihinde
Türkiye Masonları Derneği Yardım Sandığı kuruldu. Bu kuruluş sayesinde masonlar arasında ekonomik yardımlaşma imkanı sağlandı. ...1948-49 yılları arasında Türkiye'de 10 mason locası daha faaliyete geçti. Bunların 7'si İstanbul'da, 2'si Ankara'da ve 1'i de İzmir'de açılmıştı. Demokrat Parti iktidarı döneminin masonlar açısından oldukça sıkıntılı geçeceğini düşünenler yanılmışlardı. Çünkü masonlar 33. dereceye yükselmiş üst düzey bir mason olan Ahmet Salih Korur'u Demokrat Parti içinde önemli bir konuma yerleştirmeyi başarmışlardı. Bu sayede pek çok konuda masonlar kendi isteklerini gerçekleştirdiler. Ancak masonların tüm engellemelerine rağmen ezanın tekrar Arapça olarak okunmasına destek verdiği için Menderes'e düşmanlık beslemeye başlamışlardı. Ve ezanın Arapça okunduğu gün bir grup mason parti yöneticisi Demokrat Parti'den istifa etti. Günümüzde birçok tarihçi ve yazarın da ifade ettiği gibi artık Adnan Menderes için dar ağacına kadar uzanan süreç başlamıştı. ...1951 yılında Üstad Mason Mim Kemal Öke'nin kontrolünde Türk Mason Dergisi yayınlandı. Böylece masonlar arasındaki iletişim kopukluğu büyük ölçüde önlendi. 28 Ocak 1951 tarihinde Türkiye Büyük Mahfili kurularak İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm localar İstanbul'da yeni kurulan merkeze bağlandı. 12 Ağustos 1955 tarihinde Ankara mahfillerinin imzasıyla Ankara'da Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşuna dair dilekçe Ankara Valiliğine verildi. Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşunun hemen ardından Türkiye çapındaki tüm localar buna iltihak etmeye çağrıldı. Türkiye Büyük Locası'nın başına Demokrat Partili üst düzey yönetici Üstad Mason Ahmet Salih Korur getirildi. Uzun süren tartışmalar sonunda Türkiye Masonları aralarındaki ihtilafları gidererek 1 Nisan 1957'de hazırlanan projeyi parafe ettiler. Bu tarihten itibaren de Türkiye Masonları hür ve kabul edilmiş Türk Masonlarının Türkiye Büyük Locası adı altında bir araya geldiler. 1950'li yılların başlarında Aydın Kesim Masonlara cephe almaya başlamıştı. Kitap ve dergilerde sık sık Masonların iç yüzünü deşifre eden yazılar yayınlanıyordu. Demokrat Parti Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan, 29 Ocak 1951'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sunarak Mason localarının tekrar kapatılmasını gündeme getirdi. Meclise sunulan bu teklif 157'ye karşı 58 oyla reddedildi. Masonlar tarafından büyük bir olay olarak karşılanan red kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Menderes'in etrafını saran Mason hakimiyetinin boyutlarının anlaşılması açısından önemli bir karardı. ...1958 yılında Türkiye Büyük Locası Büyük Katipliğine getirilen ve hakkında çeşitli yolsuzluk söylentileri bulunan jeolog doktor Enver Necdet Egeran, dış dünyayla bağlantılarını kullanarak Türk Masonluğunun dünyaya açılımına yönelik bazı faaliyetlerde bulundu. Bu dönemde Demokrat Parti bünyesindeki Masonlar parti içinde büyük rahatsızlık uyandırmaktaydı. Özellikle halk tabanında kulaktan kulağa dolaşan söylentiler
Demokrat Parti içindeki muhafazakar milletvekillerini oldukça rahatsız ediyordu. Demokrat Parti Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı, tabandan gelen bu baskılara dayanamayarak Genel Başkan Adnan Menderes'e sözlü bir soru önergesi sundu. Demokrat Parti hükümetinin iktisat vekili, yüksek dereceli mason olan Zühtü Hilmi Velibeş'e, Demokrat Parti'ye mensup birçok milletvekilini mason olmaları için telkin, tazyik altında tutmaktadır. Bunların büyük kısmı mason derneklerine kaydolmak için müracaat etmişlerdir. Hatta bu konuda gazetelerde haberler intişar etmiştir. Masonluk, beynelmilelci, gizli, zararlı ve kökü dışarıda bir cemiyetti. Allah, din, vatan gibi mukaddes şeyleri tanımaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin %98'i Müslümandır. Mebuslarımızın da kahir ekseriyeti Müslümandır. Bunların masonluğa intisaplarının halk arasında duyulması, partimiz ve hükümetimiz için memnuniyetsizlik doğmasına sebep olacaktır. Bu sözlü soruyu mebuslarımızı bu şaibeden kurtarmak için verdim. Başvekilden mason cemiyetlerinin faaliyetinin devamına hükümetimizce müsaade edilip edilmeyeceğini de öğrenmek istiyorum. Yapılan neşriyat doğru değilse mebuslarımızı ve partiyi halk nazarında kötüleyen bu haberlerin sahipleri hakkında ne gibi bir muamele yapılacağının da açıklanmasını isterim. Yiğitbaşı'nın yapmış olduğu bu çıkış aslında parti içerisinde masonluğun önü alınamaz bir duruma geldiğini de gösteriyordu. Dahiliye Vekili Halil Özyörük'ün verdiği cevap oldukça ilginçti. Mason derneği cemiyetler kanununa göre kurulmuştur. Kökü dışarıda olduğuna dair herhangi bir malumat bulunmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu bu yıllarda Adnan Menderes hükümetinde etkili bakanların bazılarının mason oluşları, masonların ülke içerisindeki manevra kabiliyetini artırmıştı. Bu gerçeğin farkına varan Adnan Menderes için yapacak fazla bir şey kalmamıştı. Türkiye'yi 27 Mayıs'ın eşiğine getiren ve Menderes'in yıpranmasına neden olan süreçte dönemin mason gazetecilerinin büyük etkisi olmuştu. Dönemin Vatan Gazetesi'nin sahibi mason Ahmet Emin Yalman bu konuda en dikkat çekici isimlerin başında geliyordu. Menderes'in 10 yıllık iktidarı döneminde muhalefeti elden bırakmayan bir diğer isimse İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'dı. İlhami Soysal, Türkiye'de ve Dünya'da Masonlar ve Masonluk adlı kitabında Sıddık Sami Onar'ın 33. dereceden mason olduğunu söyler. 1960 yılında gerçekleşen askeri müdahalenin ardından Demokrat Partili üst düzey yönetici Üstad Mason Ahmet Salih Koror'un da aralarında bulunduğu birçok mason gözaltına alındı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki mason hocaları arasında adını duyurmaya başlayan Türkiye Masonluğunda 1964 yılında yaşanan sürpriz bir gelişme sayıları 8000'i bulan masonlar arasında şok etkisi yarattı. Türkiye masonluğunu ikiye bölecek önemli bir tartışma başlamıştı. Türkiye masonları arasında ilk ihtilaf 1964 yılında ortaya çıktı. 1966 yılına kadar süren tartışmaların sonucunda masonlar, Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locası'yla Türkiye Büyük Mason Mahfili ve Süprem Konsey adı altında iki ayrı çatıda bir araya geldiler. Müzik
Masonlar arasındaki bu bölünmenin kamuoyuna yansımayan bir başka yönü ise 33. derecedeki Masonların oluşturduğu Süprem Konsey'deki yönetim kadrosunun kendi aralarındaki iç çekişmeleriydi. İddiaya göre 33. derecenin kadrosu dolmuş ve bir üst dereceye çıkma durumundaki yüksek dereceli Masonların önü tıkanmıştı. Bu yüzden de 2 yıl süren bir iç çekişme yaşanmış, sonuçta da Masonlar ikiye bölünmüş. Gerçekte ise bu bir göz boyamaydı. Bununla hem yeni bir örgütün kurulması sağlanarak geniş bir kadro imkanı ortaya çıkarılmış, hem de Masonların güçten düştükleri imajı oluşturularak toplumun büyük bir kesiminde Masonlara karşı oluşan tepkinin önü alınmaya çalışılmıştı. Türkiye Masonluğu'nun kağıt üzerinde de olsa bölünmesiyle birlikte kurulan Türkiye Büyük Mason Mahfili, Türkiye'de oluşan bölünme olayını yabancı obedyanslara da bildirdi ve 1967 yılında Fransa Büyük Lojası'ndan patent aldı. 1973 yılına gelindiğinde dernekler kanununda yapılan değişikliklerle derneklerin Türk ve Türkiye başlıklarını kullanmaları Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlandı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Mason Mahfili'nin ismi Büyük Mason Mahfili, Türkiye Mason Dergisi'nin ismi Mason Dergisi olarak değiştirildi. 1976 yılında üçüncü kez verilen Mason localarının kapatılmasını içeren kanun teklifi üçüncü kez meclis tarafından reddedildi. Meclis desteğini arkalarına alan Masonlar, tepe başındaki localarını restore ederek çalışmalarını daha da hızlandırdılar. Büyük Mason Mahfili, 70'li yıllarda uluslararası Mason locaları ile ilişkiler kurmak istedi. Ancak 12 Eylül askeri müdahalesiyle derneklerin yabancı kuruluşlarla olan ilişkilerinin önce yasaklanması, daha sonra da Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlanması Büyük Mason Mahfili'nin önünü kesti. ...12 Eylül askeri müdahalesiyle faaliyetlerini durduran Mason locaları 1982 yılından itibaren yeniden çalışmalarını hızlandırdılar. Masonlar 1980 yılından itibaren yeni bir yapılanmanın içine girdiler. Devlet içinde devlet görüntüsünden kaçınan Masonlar, daha önceki yıllarda yayınladıkları Masonik Anayasa kitapçıklarını temel prensipler olarak değiştirdiler. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de birbiri ardınca yeni localar açan Masonlar, 1980'li yılların sonlarında kadınları da bünyelerine aldılar. ...1989 yılında bazı Mason eşlerinin girişimleriyle Çağdaş Kardeşlik ve Dayanışma Derneği adı altında bir Masonik örgüt kuruldu. ...1991 yılından itibaren kadın üyeler bu lojada tecris edilmeye başlandı. Daha sonra kadın Masonlar kendi aralarında örgütlenerek 4 kadın Mason lojası kurdular. Bu localar günümüzde aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kadınların büyük üstadı ise Üstad Mason Tunç Timurkan'ın eşi Güven Timurkan'dır. Türkiye'de 2002 yılı resmi rakamlarına göre 1800 kadın Mason bulunuyor. ...1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk lojadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi
ve masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları tanıdınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Erensoy. Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün. Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman. Evet, söz veririm. Soruşturucu kardeşim, adayları oturtunuz. Sayın Serdar Büyüküstün, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça. Kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi vurgular. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy, mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyrultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kimdir onlar? Gerçek ışığı arayan adaylar. Baylar, az önce okunan andı şimdi benimle birlikte tekrarlayınız. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek mason gizemlerini bir masondan başkasına ve mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek mason gizemlerini bir masondan başkasına ve mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım lojanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım lojanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını, saygıdeğer üstad.
Doğruyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını, saygıdeğer üstad. Çekicin üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verilsin. Uçları size çevrilmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa masonların sizi savunacaklarını simgelemektedir. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten büyük üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyordu. İstanbul'da bir mason locasında kaydedilmiş diğer bir görüntüde ise masonlar tarafından sürekli olarak inkar edilen masonik nikah töreni vardı. Bu görüntülerin televizyonlarda gösterilmesinin ardından masonluktan daha önceki yıllarda ayrılan ancak kendilerine ayrıldıklarına dair hiçbir belge verilmeyen Mümin Kılıç ve Önder Aktaç kameraların karşısına geçerek masonluk hakkında birbirinden ilginç iddialar ortaya attılar. Tüm Türkiye mason localarında yayınlanan bu şok görüntüleri ve mason localarından istifaları konuşurken Türkiye masonlarından tek bir açıklama gelmiyordu. Aynı günlerde benzer gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da yaşanmaktaydı. Refah Partisi Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz, mason locaları konusunda hükümete bir soru önergesi verdi. İnceöz, soru önergesinde şu çarpıcı iddialarda bulunuyordu. Büyük Mason Mahfili Derneği adı altında faaliyet gösteren Mason Derneği, devletimizin güvenliğini ve milli menfaatlerimizi tehdit eden, insanların açıkça tehdit edildiği, emniyet birimlerinin kontrol ve denetiminden kaçan,
içinde yasa dışı nikahların kıyıldığı, usulsüz paraların toplanıp harcandığı, izinsiz silahların bulunduğu bir merkez durumundadır. Gerçek yönetim merkezi yurt dışında olan, internasyonel yapısı olan, milli çıkarlarımız ve devlet güvenliğimiz açısından çok tehlikeli olan bu teşekkülün faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu itibarla Sayın Bakanlığımızca Masonluk Teşkilatı yöneticileri ve diğer sanıklar hakkında soruşturma açılarak öncelikle adı geçen derneğin faaliyetten men edilmesini, kökü yurt dışında bulunan diğer tüm Masonik teşkilatların faaliyetlerinin durdurulmasını, faaliyetleri resmen durdurulana kadar bu derneklerin içinde devlet aleyhinde faaliyet yürütülüp yürütülmediğinin tespiti amacıyla sürekli polis memuru bulundurulmasını ve bu gizli teşkilatın elebaşlarının ve diğer sanıkların yakalanarak ilgili yasa maddelerince cezalandırılmalarını saygılarımla talep ve arz ederim. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha önce verilen diğer 3 soru önergesinde olduğu gibi Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün soru önergesinden de sonuç alınamadı. 1997 yılında deşifre olan Türkiye Masonlarına aynı yıl İsrail Büyük Locası'ndan bir uyarı mektubu geldiği iddia edildi. Basında da deşifre olan bu uyarı metninde Türkiye'nin iç ve dış politikasını yönlendirmesi için Türkiye Masonlarına çeşitli talimatlar veriliyordu. Türkiye hür ve kabul edilmiş büyük locasının bu şekilde deşifre olması, Türkiye Masonlarının yurt içinde ve yurt dışında imaj kaybına uğramasına sebep oldu. Bu imaj kaybını ortadan kaldırmak isteyen Üstad Mason Sahir Talat Akev, bir basın toplantısı düzenleyerek locanın kapılarını basın mensuplarına açtı. Türkiye'den birçok gazeteci ve yazarın davet edildiği bu bilgilendirme toplantılarında Türkiye Masonları kendileri hakkında ortaya atılan yüzlerce iddia ve belgeye cevap vermeye çalıştılar. Sahir Talat Akev'in 2001 yılında ölümü üzerine Türkiye hür ve kabul edilmiş Masonlarının büyük üstad koltuğu bir süre boş kaldı. Birkaç ay sonra yapılan bir seçimin ardından Büyük Loca'nın 27. Büyük Üstadı seçildi. Büyük Üstad koltuğu Demir Savaşçın tarafından dolduruldu. Tepe başındaki Özgür Masonlar Büyük Locası'nın Büyük Üstadlık koltuğunda ise 2000 yılından bu yana Büyük Üstad Murat Özgen Ayfer bulunmakta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Masonlar iki Büyük Loca'nın etkisi altındadır. Türkiye Büyük Locası resmi adıyla Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'dir. İskoç ritine bağlı olarak faaliyet yürüten bu locanın resmi rakamlara göre 18 bin üyesi bulunuyor. Beyoğlu Nuru Ziya Sokak'ta bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde 150 loca faaliyet gösteriyor. Fransız ritine göre faaliyet gösteren Özgür Masonlar Derneği ya da Masonlar arasındaki ismiyle Tepebaşı 111'in resmi kayıtlara göre yaklaşık 2500 üyesi bulunuyor. Yine resmi kayıtlara göre her yıl çeşitli meslek gruplarından 600 kişi Mason lojalarına üye olmaktadır.
masonluk, Türkiye tarihinin son 150 yılına damgasını vurmuş gizli bir örgüttür. Din ahlakına uygun olmayan birçok sapkın felsefeyi kendisine rehber edinmiştir. Tüm imkanlarıyla bu felsefeleri insanlığa empoze etmeye çalışmaktadır. Peki, masonlukla mücadelede izlenilecek yöntem nasıl olmalıdır? Yapılması gereken şey, kitle propagandasıyla insanları dinden uzaklaştıran ve materyalist hurafelere sürükleyen masonik yapılanmaların etkisini kırmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini ve dinin hakikatlerini insanlığa anlatmaktır. Ve bu işte en az masonlar kadar sabırlı ve planlı olmak şarttır. Ancak bu durum karşısında tüm masonlara cephe almak bir çözüm değildir. Bu kişiler, özellikle de henüz masonlukla yeni tanışmış olanlar, yanlış bir felsefeye kapıldıkları için doğru yoldan sapmışlardır. Bir Müslümanın öncelikli görevi, masonlara yanlış yolda olduklarını göstermek, onlara Allah'ın varlığı, birliği, din ahlakının gerçekleri ve güzellikleri konusunda doğruları anlatmaktır. İnanan insanlar bu görevi üstlendiklerinde Rabbimizin şu hükmü tecelli edecektir. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Ve o zaman 21. yüzyıl masonların umduğu gibi yeni masonik düzenin değil, İslam ahlakının yüzyılı.